Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi gündem Fenerbahçe'de kanat transferi. Ama nasıl kanat transferi? İlk olarak şuradan başlayalım. Matias Vargas'a Fenerbahçe kancası diye. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz transfer çalışmalarını sürdürüyor. Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon oynayan, eski günlerini anımsatan, ee yanılmıyorsam da ligin gol kral, şey asist kralı olan Matias Vargas Fenerbahçe'nin gündemine aldığı öne sürülmüş. Not e, <laughs> video Haziran ayının sonlarında çekiliyor arkadaşlar. Ee, niye Haziran ayının sonlarında çekildiğini de az sonra anlatacağım. Şimdi Fenerbahçemiz için bu önemli iddia ortaya atılmış. Bilginiz olsun futbolcunun bonservisi Adana Demirspor'da değil. İspanyol kulübü Espanyol'da. Ve Arjantinli futbolcuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği bildiriliyor. Sol açık, sağ açık gibi mevkilerde forma giyen Adana Demirspor'da oynadığında adeta parmak ısırtan bir futbolcudan bahsediyoruz. Fenerbahçe e, temasa geçmiş. 2 yılda sözleşmesi olan futbolcuyla ilgili durum e, analizi yapmış. Oyuncu Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyormuş ve geçtiğimiz sezon Balotelli, Yunus Akgün ile birlikte hücum hattının vazgeçilmesi. Piyasa değeri 6 milyon euro. Ancak Başakşehir ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddiaları gündemde arkadaşlar. Sıcak gündemde. Fenerbahçe'nin daha çok mesai harcadığı, diğerlerinden daha çok istediği iddia ediliyor. Ve Fenerbahçe'de oynamaya istekli olduğu söyleniyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi işin duyum kısmına geçelim. 8 Mayıs 97 doğumlu. Daha 25 yaşında. Yani önde güzel bir gelecek var. Bu bir. İkinci Süper Lig'e gelmiş. iş yapmış. Sol kanat diyor ama sağ kanatta da oynayabiliyor. 10 numarada da oynayabiliyor. İş yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ee, üçüncüsü 10.5 milyon euroya almışlar 2019 yılında. Piyasa değeri 1.8 milyon euroya düştüğünde Adana Demirspor kira alıyor. 6 milyon euroya kadar yükseltiyor. 38 maça çıkmış arkadaşlar. 5 gol, 13 asist. Yani 2593 dakika. 30 maç bile yok ama 5 gol, 13 asist. <laughs> Dehşetül vahşet bir istatistik. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin solunda Rossi var ve Buruma var. Diyelim 6 milyon euro yazıyor. 6 milyon euro'ya Vargas'ı alsak, Rossi'yi de 12 milyon euro'ya satsak. Kabul müsünüz? değil misiniz? Yani kabul müsünüz değil misiniz arkadaşlar? Birini 12'ye satıp diğerini 6'ya alacaksın. Bu arada Rossi de 24 yaşında. 14,5 milyon euro piyasa değeri gözüküyor. 5 Mart 98 doğumlu. Yani arada sadece 1 yaş var. Rossi'nin karnesi de 39 maç. 2345 dakika. 6 gol 9 asist. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Rossi'yi 12'ye satsak 6'ya da Vargas alsak herhalde Fenerbahçe taraftarı içerisinde bir kişi bile yani bir tek kişi bile e, itiraz etmez diye düşünüyorum arkadaşlar e, girişim bu yönde ama e, şu ana kadar pek bir gelişme yok arkadaşlar bunu da söyleyeyim ama biz çok uğraştık grubu biraz yanaşmıyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir diğer iddia da Yağız Sabuncuoğlu tarafından geldi. Fenerbahçe Brezilya'dan bir kanat oyuncusu ile temasta diyor. İster misiniz bu kanat oyuncusu? Dur önce özelliklerini söyleyeyim. 7 Ocak 1992 doğumlu olsun. Yani 30 yaşında bir futbolcu olsun. Brezilyalı 1.66 boyunda sol kanatta oynayan. Brezilya milli takımının 3 kez formasını giymiş olan 12 milyon euro piyasa değerine sahip. Ee, takımıyla sözleşmesi 31 Aralık 2023'e kadar süren sağ ayaklı e, ve bu sezon 37 maça çıkmış 7 gol 4 asist yapmış 2777 dakika yani e, 31 maça çıkmış süre bazında 7 gol 4 asist yapmış olan Dudu olsun ister misiniz ya da Duduyu takımda görmek ister misiniz arkadaşlar size bir sorayım dedim şimdi tabii ki de Dudunun da ihtimali var ama ben size başka bir Sol kanat oyuncusu söylesem ne dersiniz? Arthur. Arthur arkadaşlar Arthur. Bu Arthur arkadaşımız Bragantino'da oynuyor. Ee, 10 milyon euro piyasa değerine sahip 2024'e kadar sözleşmesi var. O da 15 Şubat 98 doğumlu. 24 yaşında Brezilya Fortaleza doğumlu. Sağ kanat oyuncusu. Bu sezonki istatistikleri. Bu arada sol ayaklı sağ kanat. Bakın sol ayaklı sağ kanat. Şimdi bu arkadaşımızın da şöyle bir özelliği var. <laughs> Kusura bakmayın. 26 maça çıkmış, 7 gol, 5 aset Yani 2018 dakika ve çok övenler var. Alacaksa Fenerbahçe kanada bunu almalı diyorlar. Ama tabii bir de işin gerçek boyutu var. Şu ana kadar key kanatlarımız ve şu ana kadarki e, hücum attığımızdan dolayı biraz transfer zor gibi, en azından kanat için zor gibi. Serdar Dursun'a sürpriz talip. Şimdi ben bu haberi direkt geçmek istiyorum. Niye? Serdar Dursun'a istersem Real Madrid talip olsun. Ee, ben misal bir fiyat söyleyeceğim. 7 milyon euro. 7 milyon euronun altında kim teklifte bulunursa bulunsun karşılıksız kalacak, sonuçsuz kalacak. Şimdi milli golcümüz Serdar Dursun'a yıllarca top koşturduğu Almanya'dan teklif geldi. Öne sürülmüş. Ee, hangi takımdan diye bakıyorum arkadaşlar. Yani haberi uzatmışlar, uzatmışlar. Bundesliga'nın kök ekibinden Augsburg. Radarına girmiş. Almanya'ya geri dönebilir diyor. E, UEFA Avrupa Ligi'nde golleriyle e, 30 yaşında. Bundesliga'ya gel Serdar. Almanya basında çıkan habere göre Bundesliga ekiplerinden Augsburg. Serdar Dursun için hata geçti ve Fenerbahçe'ye de teklifte bulunmaya hazırlanıyormuş. Şimdi Serdar'ın bu sezonki istatistiklerini hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Yani Şimdi Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkıyor, 15 gol, 3 asist. Bak, 36 maçta 15 gol, 3 asist. Ancak dakika bazında, yani dakika bazında ee, bu kadar maç yok. Dakika bazında. Bak bir kez daha söylüyorum, 36 resmi maç, 15 gol, 3 asist, 2044 dakika arkadaşlar. Yani 23 maç gibi düşünün. 23 maçta 15 gol, 3 asist. Hocam penaltı golleri falan filan olsun. Biz şöyle yapalım. 23 maç, 15 gol, 3 asist. Milli takımda 8 maçta 7 gol. Ancak ancak milli <laughs> Ancak milli takımdaki 8 maçını da yaklaşık 4 maç sayarsak Hani 4 maç 7 gol dersek 27 maçta 22 gol 3 asist yapmış gibi bir şey oluyor. Bilmiyorum Fenerbahçe taraftarı biraz ön yargılı gibi geliyor bana ama yani böyle gol atan A plus forvet alınsa bile dert etmeyecek olan gönülden Fenerbahçeli bir ismi bulmak zor. O yüzden Serdar Dursun'un gidişini çok beklemeyin. Mert Hakan Yandaş paylaşılamıyor. Sıradaki haberimiz Mert Hakan Yandaş'a bir talip daha diyor haberde. Fenerbahçemiz'in tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a. CSK Moskova'nın Glasgow Rangers'ında talip olduğu öne sürüldü diyor. Şimdi Mert Hakan'la ilgili de şunu söyleyeyim, transferde kapış kapış. <laughs> hani Atalanta'nın, Torino'nun, CSK'nın teklifte bulunduğu iddiaları da gündemde bir resmi teklif aldı. Doğruya doğru CSK Moskova'dan bir resmi teklif aldı. Mert Hakan yandaş. Kesinlikle aldı. Hatta başkan Ali Koç da bunu reddettiğini belirtmiştim. Mert Hakan'ın da 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama gönülden Fenerbahçe'ye bağlı bir isim. Şimdi size çok çok enteresan başka bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Dur hemen söylemeyeyim. İkinci resmi teklif de geldi. Hiç, e, Rangers 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe hiç düşünmeden reddetti diyor. E, teklifini yükselteceği iddiaları var. Şimdi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Mert Hakan Yandaş. Bir dakika. Süper Ligi baz almış arkadaşlar. Süper Ligi baz almış. Ama dakika bazında 2077 dakika. Yani 2070 olsa 23. 7 dakikalık da son maç eklesek 24 maç. Yani mantık olarak doğru. 24 maça çıktım Mert Hakan. 2 gol 11 asist. Yani 24 maç 2 gol 11 asist ve hem, hem Türk hem daha 27 yaşında hem de gitme potansiyeli yüksek bir isim. <laughs> Açıkçası Böyle bir ismi satın alacak olsanız 5 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'dan aşağısı satmazlar. Geçtiğimiz sezonki katkı da verirse Mert Hakan Yandaş yine Fenerbahçe'nin gözdelerinden olacaktır. En azından yedek kalır dert etmez, oynar sıkıntı yapmaz. Çalışkanlığı var, takımı sahiplenmesi var, ruhu var, hırsı var. İyi düşünmek lazım. Yani uzun lafın kısası hani sonda özet geçmeyin. Ben Serdar'ın da Mert Hakan'ın da gideceğini zannetmiyorum. Vargas'ı da şu an için vermeyi düşünmüyorlar. Vargas'ı da ben beklemiyorum. Dudu ve Artur'da zaten olacak gibi durmuyor. Fenerbahçe'de Valencia'nın bon servisi belirlendi. <laughs> Sevgili arkadaşlar asıl üstüne durmanız gereken konu bu. Şimdi sezon öncesi hazırlıkları sürdürüyor Fenerbahçe. Ekvatorla Yıldız Enler Valencia için istenen bon servis bedeli belli oldu diyor. Birçok kardeşim bana bunu soruyor. Hocam Valencia gidecek mi? Gitmeyi düşünüyor mu? Gitmek istiyor mu? Ben bu sorunun cevabını verdim ama arkadaşlardan yeni üye olanlar var. Özellikle onlar soruyorlar. Ben ne demiştim hatırlayalım. Arkadaşlar Valencia gitmek istiyor. Hali hazırda 2,5 milyon euroluk teklif masada. Fenerbahçe 2,5 milyon euroyu kabul ettiği anda gidecek. Hatta Meksika ekibi Tigres'ten gelmişti. Yine başka bir Meksika ekibi vardı. Chavez miydi ya? <laughs> bir Meksika ekibi vardı. Bir de Avrupa liginden yani Avrupa'dan bir takım vardı. Valencia isteyeyim. iki buçu istiyorsak hemen şimdi veririz. Ama Jesus bütün futbolcuları görmek istediğini söyledi demiştim. Valencia'da görmek istenen futbolcular arasına girdim. Fakat Jesus yönetiminde Fenerbahçe yeni sezon planlamasını titizlikle yürütüyor. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Valencia için Fenerbahçe 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi diyor. Bakın 4 milyon euro. Bu ne demek? Bu şu demek. 4 milyon euroyu getiren olursa satarız demek. Valencia'nın ise kariyerini Avrupa'da devam etmek istediği gelen söylentiler arasında. Ve e, Yağız Bey diyor ki gelen teklifte 1-2 milyon euro civarında diyor. Fenerbahçe bu kadar az bir ücrete göndermek istemiyor diyor. Vallahi bizim bildiğimiz Fenerbahçe, bizim bildiğimiz Ali Koç Tedrisi altındaki Fenerbahçe bu paralara kesinlikle gönderirdi. Yani 1-2 milyon euroya kesinlikle gönderirdi, kar elde ettiğini düşünürdü. Ama Jorge Jesus Tedrisi altındaki Fenerbahçe demek ki oyunculara bir para biçti, bir fiyat biçti ve bu fiyatın Altına çok göndermek istemiyor diyeyim. Aynı şekilde, şimdi bunu nasıl söyleyeyim? Valencia'nın şu sözleri söylediği iddia edildi. Menajerim önümüzdeki e, günlerde geleceğimi belirlemek için Türkiye'de olacak kariyerimi Avrupa'da devam etmek istiyorum demiş. Ekvator e, spor sitesinden söylenen bir şey Menajerim önümüzdeki günlerde geleceğimi belirlemek için Türkiye'de olacak. Kariyerimi Avrupa'da devam etmek istiyorum diye. Ben şunu söyleyeyim. Gelene git denmez, gidene kal denmez. Burası Fenerbahçe. Yani burada Mesut Özil kahraman olarak geldi. Uçağını bilmem kaç milyon kişi izledim. Mesut Özil'in ee, kapında olsun, Mesut Özil'in açıklamasında olsun. Twitter'da beğeni rekoru, retweet rekoru kırıldı. Ama kimsenin eyvallahı yok. Mesut Özil demişken onu da unutmadan araya sıkıştırayım. Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kaldığı günden beri Fenerbahçe hazırlık maçları dahil hiçbir maçta yenilmedi arkadaşlar. Tesadüf diyebilirsiniz. Ben tevafuk derim. Böyle bir durum. Hocam Mesut affedilecek diyorlar. Ne diyorsun? Bana gelen bir duyum yok. Bana şu an şaka gibi geliyor. Dalga geçiyorsunuz gibi geliyor. Hani bunun ihtimalinin olacağını da düşünmüyorum. Ha, hocam zorla affedilir. Sözleşmesinde madde vardır. Takım 13 Haziran'da toplandı. Eğer o sözleşmesindeki madde gerçekten olsaydı 13 Haziran'dan beri zorla katılırdı diye düşünüyorum. Ve sürekli bu haberler çıkıyor arada sırada. Farkında mısınız bilmiyorum. <laughs> yani biz ee, yani biz Mesut Özil'e eyvallahımız yok ki. Valencia'ya niye olsun? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Valencia kendi yolunu çizmiş gibi bir durumda arkadaşlar. Video ben 28 Haziran'da çekiyorum ama 29 Haziran'da yüklenir. Muhtemelen yüklenmesiydi etmesiydi. 29 Haziran dediğim için saat 18'de de hazırlık maçımız var. Çok şükür açıklandı. Bir önceki videoda falan da korkuyordum lan Açıklaması falansa yani son güne sarkarsa diye. Şükür açıkladılar. Eee Vıçıklale Vıçıklo takımıyla yapıyormuşuz. Ee, yine müthiş bir Avrupa Avrupa'yı bir takım. Yani Real Madrid'in bile keşke biz de hazırlık maçı yapsak dediği bir takım. <laughs> Ama bizi seçtiler. Real Madrid boşuna beklemesin. Son olarak da Yavuz Sabuncuoğlu diyor ki İsmail Yükse'ye 6 Süper Lig takımının ilgisi var diyor. Şimdi arkadaşlar bu normal. Bu tip duyumlar normal. Bu tip duyumları siz de verebilirsiniz. Misal veriyorum. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya'ya süperlik takımlarının ilgisi var mıdır? Vardır. Yani süperlik takımlarının ilgisi var mıdır arkadaşlar? Muhammed Gümüşkaya'ya. En son hangi takımda kiralıktı? Giresun Spor. Hadi size uydurarak bir şey söyleyeyim. Bak uyduruyorum. Muhammed Gümüşkaya'ya Giresun Spor'un ilgisi var arkadaşlar. Tekrar kiralamak istiyorlar. Bak tamamen uydurdum. Tamamen uydurdum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Doğru mudur? Yani e, doğru mudur arkadaşlar? Tutar mı? Bence yüzde yüz tutar. Değiştiriyorum. <laughs> Değiştiriyorum. E, Bünyamin Balcı'ya Galatasaray talip oldu. Sabek. Tutar mı? Bünyamin Balcı'ya Beşiktaş talip oldu. Başka kim olsun? Doğukan Sinik. Doğukan Sinik'i Beşiktaş resmen istedi. Tutar mı? ha işte. Bazen bu tip şeyler, bu tip duyumlar herkesin söylediğinde çıkabilecek türdendir. O yüzden yalanlasak da fayda etmez, doğrulasak da fayda etmez duyumlar. Ama İsmail Yüksek e, İsmail Yüksek 1. Uğurkan Yıldız 2. Arda Okan Kurtulan 3 PTT 1. Lig'de oynama garantisiyle Bugün isteyen 3 tane 4 tane takım Sayabilirim size Say lan Ümraniye yani Süper Lig'e çıktı Onu sayamam İstanbul Süper, o da Süper Lig'e çıktı Herkes Süper Lig'e çıkmış Kimse kalmamış Yani isteyen takımlar var arkadaşlar Mesela Sakaryaspor'un Spor'un isteğinin olduğunu biliyorum ee, Yine bir İstanbul Şey takımı vardı ya Olu Spor muydu? Balıkesir Spor muydu? Onlardan biri var. Bursa Spor alt lige düşmesine rağmen var arkadaşlar. Yani böyle bir şey var. İsmail yüksekle ilgili Süper Lig takımlarına ilgili bana gelen çok bir şey yok Süper Lig takımları değil. Bir alt lig takımları yani PTT 1. Lig'den 3-4 tane takım oynama garantisiyle almak istiyorlar. Yani biz kesinlikle oynatırız demek diyorlar. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. İsmail yüksek de yetenekli bir isim. Ee, ama birçok arkadaşımıza sorsam sıkıntılı Orada İstanbul Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'dan görüştüğümüz isimler var demiş. İşte bunlardan bir tanesi acaba İsmail Yüksek mi? Olabilir. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği bazı e, ya sizin çöp diye tabir ettiğiniz oyuncular var. Ben çöp demek istemiyorum. Onlar benim gözümde dünyanın en iyi futbolcuları süperstarlar. Ee, o yüzden onlara da çok fazla toz kondurmak istemiyorum. Öyle o, o, tip futbolcular da istiyorlar. Ama nasip. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Emre Mor kapıda hala gelmedi ben bekliyorum. Yani bir şey değil millete rezil oluyoruz. Arkadaşlar bakın transfer süreci bu. Transfer sürecinde her habere inanmayın. Transfer sürecinde Twitter'ınızı, Instagram'ınızı, Facebook'unuzu kapatın. YouTube açıkta kalsın. Bizim kanalı takip edin. Sen de günlük 100 tane duyum veriyorsun. Ben 100 tane duyum vermiyorum. 100 tane haber okuyorum belki. Belki 100 tane haberi değiniyorum. Ve yüzüyle ilgili olmasa da işlerinde bilgim dahilinde olan bütün duyumları söylüyorum. Mesela Vargas bak. Vargas konuştuk duyumunu verdim. Dudu konuştuk. Duyumunu daha önce verdim. Artur istek. Serdar Dursun'u konuştuk duyumunu verdim. Mert Hakan konuştuk duyumunu verdim. Mesut Özil verdim. Valencia verdim. İsmail Yüksek'le ilgili bana gelenleri ilettim. Emre Mor kapını beklediğimi söyledim. Bak 8 ettim. 8 tane şey konuşmuşum. Bunlardan 3 tanesinin falan duyumunu vermişim. O da sizi mutlu eder mi bilmiyorum. Şimdi 15 milyon euro, 20 milyon euro isteniyor denilen marka o için şimdi sosyal medyaya baktım. 8 artı 2 milyon euro teklif varmış. <laughs> 8 artı 2. Olur mu canım? Transfer marka da onu 15-16 gösteriyor. Mesela Vedat Muriçi. Galatasaray Vedat ile anlaştı deniliyordu. Şimdi bakın hal City haberleri çıktı. Mert Müldür istiyor Galatasaray görüşmeleri sürdürüyor. İşte 8 milyon euro istedi ama ist görüşüyor diye. Şimdi Kayserispor'dan Onur Bulut ismi çıktı. Talisca sponsorundan geliyor falan filan deniliyordu. Şimdi girişim yok deniliyor. Bak Galatasaray için söylüyorum sadece. Fener'e William Carvalho çalımı işte Galatasaray William Carvalho'yu alacak diyorlardı. Kaynak adminin gözü dediler. Yani alın size Galatasaray transfer süreci. Bakın sosyal medyayı takip eden Fenerbahçe taraftarları Ali Koç istifa şöyle böyle diyorlar. Alın siz Ali Koç istifa dediğiniz olaylar arkadaşlar. Alın. Buyurun arkadaşlar. Şunları takip ediyorsunuz. Soyadı Dindar olan bilmem ne olan şeyleri takip ediyorsunuz. Kanalın logosunda bir tek kulüp logosu olmayan e, ama yani moleküllerine kadar o kulübün yayın organı gibi hareket eden kanalları takip ediyorsunuz. Sonra atıp tutuyorsunuz. Ya bu kadar panik yapmayın. Kurt hoca gelsin, işi bilsin, kimse işine karıştırmasın diyorsunuz. Geliyor bu sefer işine karışmak istiyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Bak başka Fenerbahçe yok. Lütfen Fenerbahçemize destek olalım. rakiplerinde de o kadar ahım şahım olmadığını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Öksürük tuttu beni ya. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.